أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Nahl suresi 19. ayet-i kerimeden devam ediyoruz. Vallahu, Allah, ya'lemu, bilir. Me, şey anlamında. Tabi dığınız şey. Tusirrune. Tusirrune, gizliyorsunuz demek. Me tusirrune, gizlediğiniz şeyleri. Ve me tu'linun, ve ilan ettiğiniz, açığa vurduğunuz şeyleri Allah bilir. And Allah knows, bilir. What you conceal, sizin gizlediğiniz, and what you reveal, aynı zamanda açığa çıkardığınız şeyleri Allah bilir. Vellezine, en anlamında burada dığı diye vellezine yed'une min dunillahi, yani yed'une yalvaran, dua eden, min dunillahi Allah'ın yerine dua edenler, le yehlukune şey'en, ya da buradaki vellezine'yi ettikleri şeyler gibi de almak mümkün. Yani Allah'ın yerine dua ettikleri şeyler, le yehlukune, yaratmazlar şeyen, herhangi bir şey yaratamazlar. Vehum, ve onlar, yuhlakun, onlar yaratılmışlardır, yaratılan kimselerdir. Ya da onlar yaratılmaktadır gibi. Burada ve'yi ama diye almak mümkün. Those whom they, yani onların dıkları, invoke, yalvardıkları, besides Allah, Allah'la beraber, Allah'ın yanı sıra. Yalvardıkları şeyler, müşriklerin, have not created anything, herhangi bir şey yaratmadılar. Bakınız, bu present perfect, geçmişten bugüne anlamında. Have not created. Bu müşriklik meselesi ilk insandan, ilk dinin geldiği andan itibaren inananların ve inanmayanların olduğunu biliyoruz. O günden bugüne var ve o her kime tapılmış ise Allah yerine, onların herhangi biri hiçbir şey yaratmamıştır. Zaten yaratamazlardı ve geçmişten bugüne bu şekilde olmuştur. But are themselves, ve onların kendileri created, onların kendileri yaratılmaktadır. Emvatun, ölüdürler. Gayru ehye, onlar diri değillerdir. Ve me yeş'urune, ve onlar hissetmezler. Eyyene, ne zaman yub'asun, ne zaman diriltileceklerinde hissetmezler. Bunun şuurunda değildir. They are that. Yani onlar ölüdürler. Not alive. Diri değillerdir. And they know not. Tabii günlük İngilizce'de bu they don't know şeklinde geçiyor. Onlar bilmiyorlar. When they will be raised up. Yani kendilerinin ne zaman kaldırılacaklarını, ne zaman diriltileceklerini bilmiyordur. İlahukum, ilahınız, ilahun vahid, tek bir ilahtır. Fe artık ellezine la yu'minune, ellezine an la yu'minune, iman etmeyenler, bil ahireti, ahirete iman etmeyenler, kulubuhum, ahirete iman etmeyenlerin kalpleri, munkiratun, inkar eder bir haldedir. Vehum müstekbirun, aynı zamanda onlar kibirlenen, böbürlenen, gurur duyan kimselerdir. Yo ilah, God, yani sizin ilahınız, tanrınız is one ilah, bir ilahtır. God, Allah, none has right, hiç kimsenin hakkı yoktur to be worshipped,
dua edilmeye, ibadet edilmeye, but he, ondan başka, for those who believe not, inanmayanların, tabi who, an anlamında burada, günlük İngilizce'de who don't believe şeklinde geçmektedir. Yani who don't believe in the hereafter, bundan sonrasına inanmayanlar, yani ahiretten sonrası, ahirete inanmayanların, their hearts deny, onların kalpleri inkar eder, the faith, imanı, in the oneness of Allah, yani Allah'ın bir oluşunu, bir oluşuna imanı inkar ederler, and they are proud, ve onlar kibirlenen, gurur duyan kimseler. Tabii gururla alakalı gurur duyma ifadesi, bu kelime birebir İngilizce'den çevirdiğimizde gurur duymak. Seninle gurur duyuyorum gibi kullandığımız cümle içerisinde kelime bu. Biz son dönemlerde, yani Müslümanın gururu olmaz aslında. Müslüman hamd eder. Bir başarı olduğu vakit elhamdülillah der. Ki özellikle sosyal medya üzerinde gururlara baktığımızda o kadar dinle alakası olmayan gururlar var ki maalesef. Yani insan gururun da bir gururu var diyor. Bu konularda Müslümanların çok hassas olması lazım. Yani Müslüman dediğimiz gibi var olan her şeyde elhamdülillah demeli. Tabii gurur duymak konusunda bir masumluk olabilir diyelim. Yani anlamını kibire kaçmadan düşünüyor olabilir. Ama bu kelime sıkıntılı, tehlikeli bir kelimedir. Yani özellikle Türkçe'de kullandığımız gurur duyma ifadesi. Çünkü gurur duyulan şeylere baktığımızda hep her boyutuyla Allah'ın razı olduğu şeyler olsa da elhamdülillah dememiz gereken, Allah bir şeyden razı olmuyorsa zaten öyle bir şeye hem elhamdülillah diyemeyiz hem de neyine gurur duyuyoruz. Hakikaten o boyutu çok sıkıntılı. Bu noktalarda Müslümanların dikkat etmesi lazım. Tabii bize bu konuda yolu, yöntemi gösterecek şey bizim rehberimiz. Temelde Kur'an-ı Kerim'dir ve Kur'an-ı Kerim'i Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nasıl yorumladığıdır. Kur'an-ı Kerim'in her ayetiyle ilgili Peygamber Efendimiz'e sorular gelmiştir. Sahabe Efendilerimiz anlamamış ise onu sormuşlardır ve bunun cevabını almışlardır. Ve bizlerin de aslında bu noktada bilgi boyutuyla kendimizi geliştirmemiz ve gelişince de tabii daha doğruya ulaşma şansımız daha fazla oluyor ve ulaşırken de yine elhamdülillah dememiz lazım. Bir gurur meselesi olmamalı bizler açısından. La cerame, şüphe yok. Ennallah, Allah'ın dığına şüphe yok. Ya'lemu, bildiğine. Me yusirrune, onların gizlediği şeyleri. Ve me yu'linun, ve onların açığa vurdukları, ortaya çıkardıkları şeyi bildiğine dair bir şüphe yoktur. Ya da şüphesiz Allah onların sakladıklarını ve açığa vurdukları şeyleri bilir. İnnehu, şüphesiz o, le yuhibbu sevmez el mustekbirin, aynı zamanda o gururlanan, kibirlenen kimseler de sevmez diyor. Burada şu yusirrune ve yulunun ne? Tabii bu fiillere baktığımızda ilk ayette onu görmüştük. Burada tusirrune derken siz gizlersiniz. Tulinune derken siz açığa çıkartırsınız şeklinde. Burada ise onlar şeklinde ve sadece başta T yerine Y değişmiş. Geri kalan kısmı onlar. Yani Arapçada geniş zaman siz ve onlar da sadece T ve Y değişiyor. Zaten geniş zaman bir fiilin başında elif, T, Y, nun olmakta. Evet. Certainly, muhakkak, kesinlikle Allah knows, Allah bilir what they conceal, yani Allah onların neyi gizlediğini and what they reveal ve neyi açığa çıkarttıklarını bilir. Veyahut Allah onların gizledikleri şeyi veyahut açığa çıkarttıkları şeyi bilir. Truly, doğrusu, he likes not, he doesn't like, günlük İngilizce'de bu şekilde, he doesn't like the proud, o gurur duyanları sevmez, kibirlenenleri sevmez.
bir şeyi kendinden bilenleri sevmez. Övülecek bir şey varsa burada Allah övülmüyorsa Allah o durumdan hoşlanmaz. Bu ize gıyle denildiğin, ize dığında dinden anlamında gıyle denildi. Gıyle lehum onlara denildiğinde bakınız gale dedi, gıyle denildi demektir. Onlara denildiğinde meze ne enzele indirdi Rabbukum. Rabbiniz ne indirdi denildiğinde galu onlar der ki esatirul evvelin. Masal demek esatir. Esatirul evvelin eskilerin masalları derler. And when it is said to them, onlara denildiğinde what is it that your Lord has sent down? Yani what is it, o nedir? That, the anlamında burada. Yani senin Rabbinin indirdiği şey nedir? Tabi burada çevirirken Rabbiniz ne indirdi diye o şekilde çevirmiştik. Ama İngilizce'den çevirirken Rabbinizin indirdiği şey nedir diye çevirdik. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem they say tales of the man of old, yani eski insanların masallarını indirdi derler. Li yahmilu sın diye evzerahum kendi yüklerini, günahlarını kamileten tamamen yevmel kıyame, kıyamet günü kendi suçlarını, günahlarını tamamen taşısınlar diye veyahut taşıyacaklar. Ve min evzari yine aynı zamanda da günah yüklerinden ellezine dığı anen. Tabi burada dığı diye şeklinde yudillunehum kendilerini saptırdıklarının günahlarını bir gayri ilim. İlimsiz bir yere, herhangi bir ilimleri olmadan saptırdıkları kimselerin günahlarını da taşısınlar diye. Yani hem kendi günahlarını taşıyacaklar hem de saptırdıkları kimselerin günahlarını taşısınlar diye. Ele, dikkat edin. Se, ne kötüdür? Me, yezirun. Onların taşıyacakları şey ne kötüdür diye bu şekilde buyuruyor Rabbimiz. Evet, they may bear, onlar taşısın, their own burdens, kendi yüklerini taşısınlar. Hem de tam olarak, in full, kamileten derken, tam bir şekilde, on the day of resurrection, yani yeniden dirilme gününde, and also, aynı zamanda, of the burdens of those, yüklerini, whom they misled. Saptırdıkları kimselerin without knowledge, herhangi bir bilgi olmadan. Evil indeed, ne kötüdür, is that which they shall bear. Onların taşıdıkları şey ne kötüdür. Burada ilimsiz bir yere saptırdıkları gibi bir mevzu söz konusu. Hakikaten Allah'a inanmayan bir kimsenin ilim noktasında çok bir şey bildiği yoktur. İnanan kimselerin bilgisiyle alakalı. İnanan kimse mesela gayba iman etmek zaten imanın gereğidir. Şimdi Allah'ın varlığını sonrasında cennetin, cehennemin konuşulması, Peygamber Efendimiz'e kitabın indirilmesi, bunların hepsi imanın gereği olan şeylerdir. Bu noktada zaten bir ispat gerekmiyor. Bu imanın gereğidir. Yani onlar gayba iman ederler. Ve bu noktada mesela insanları bilgisizlikle suçlamak gibi bir hataya düşüyor. Bu inanmayan insanlar ki kendilerinde herhangi bir şey konusunda yani nedir bir bilimsel bir konuda bilgiler olabilir ama imanla ilgili mevzularda herhangi bir bilgileri yok. Hatta bilim konusunda da zaten çok fazla tıkandıkları noktalar oluyor. Açıklayamadıkları bir formüle dökemedikleri durumlar oluyor. Orada işte Allah demek yerine farklı isimlerle bunu isimlendiriyorlar. Ve burada da ilimsiz bir yere yani herhangi bir şey bilmeden saptırdıkları kimselerin de günahlarını üstlenecekler diye Nahl suresi 25. ayet-i kerimede Rabbimiz
söylüyor ve onların saptırdığı kimseler de nedir? Kişinin Allah'ın yarattığı bir görsel güzelliğinden ya da dilinin çok açık olması ya da çok güçlü olması ki bu özelliklerin tamamı Allah'a aittir. Bunlardan insanlar etkilenip ya da çok şey biliyor olması ki bildiği şeyler tamamen sınırlı ki hepimiz o noktada sınırlıyız. Ama bu bilgisizlikleriyle de insanları dinden saptırabiliyorlar. Hatta o kadar garip şeyler, fikirler ortaya atabiliyorlar ve o fikirlerin peşinde insanlar koşabiliyor. Tabii bu da insan iman etmedikçe rezil olmaya mahkumdur. Bazen insanların nelere inandığını, nelerin peşinde koştuğunu görünce gerçekten iman eden insanlar onlara gülebiliyor, çok fazla şaşırabiliyor ama onların en büyük sıkıntısı aslında inandıkları şeyden ziyade, yani o peşinde koştukları şeyden ziyade iman etmemeleri. Yani insan iman etmeyince zaten türlü türlü sıkıntıların içerisinde olmaya mahkumdur. Gad muhakkak elbette gibi bir vurgu teyit ifadesi mekara tuzak kurdular. Mekarellezine min gablihim onlardan öncekiler tuzak kurdular. Ve bunun ardından etallahu Allah geldi bünyanehum onların binalarına minel kavaidi temellerinden yani evlerinin temellerinden ve bunlardan harra aleyhimus sakku onların üzerine çöktü. Çatıları çöktü. Min fevkihim üstlerinden ve etehumul azabu ve azap onlara min haysu la yeş'urun ve azap onlara hiç ummadıkları, hiç hissetmedikleri bir yerden geldi. Bu haysu ifadesi yer gibi. La yeş'urun anlamsal olarak yeş'urun hissetmek, şuurunda olmak demek. Min haysu la olunca tabii burada olumsuz bir durum söz konusu. Hissetmedikleri yerden azap onlara geldi diye buyuruyor. Those before them, onlardan önceki kimseler indeed plotted, tuzaklar kurdular. But Allah struck, vurdu. Burada mesela ete kelimesi Allah geldi gibi çeviriyor. Tabii Allah neyle geliyor? Bir azapla, bir afetle geliyor. At the foundation of their building, yani onların binalarının temelini vurdu. And then the roof, the çatı fell down upon them, onların üzerine çatıları düştü. From above them, üstlerinden. And the torment ve azap, the torment overtook them, onları aldı, yakaladı. From directions, yönlerden. They did not perceive, onların hissetmedikleri yönden, onların algılayamadıkları yerden azap onları yakaladı. İman etmemenin ve Allah'a karşı bir takım planlar kurmanın cezası bir şekilde yani insan yeryüzünde en çok kıymet verdiği şeylerden biri aslında kendi binası. Bugün herkes birbirine bunu soruyor. Çok yaygın bir soru aslında. Hiç tanımadığı ya da yıllardır görmediği bir insan evini merak ediyor. Ev almış mı falan diye soruyor. Hakikaten ilginç bir durum bu. Ve burada da Rabbimiz eğer kişinin imanı yoksa ki bundan dolayı evinin temelinden geleceğini ve onların çatılarının düşeceğini, geçmişte bunun olduğunu, gelecekte de bunun olabileceğini haber veriyor bizlere. İnşallah bizler iman edebilen kimselerden olabiliriz. Ve iman eden insanların da evlerinin yıkılma gibi durum var ki zaten bir felakette vefat eden Müslüman şehit hükmündedir. Bu da Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle anlatılmaktadır. Dolayısıyla bu noktalara takılıp ya işte inananların da evleri yıkılıyor, inanmayanların da ölen kimselerin inanıp inanmadığını nereden bilelim gibi inanmayanlar adına bir takım savunma hazırlamanın Müslümanca bir yanı yoktur. Rabbimiz bizleri
geçmişteki insanları nasıl helak ettiğini Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Bunun benzerleri küçük de olsa, bazen büyük de olabiliyor, halen yaşanmaktadır ki Allah'ın sünneti hep aynıdır. Yani insan bu cezayı hak ettiği noktada Allah mutlaka ve zamanı geldiğinde onları gereğince cezalandıracaktır. Aynı zamanda insanlar Allah'a yeterince kulluk ettiğinde bir mükafat gelecekse de onları hem dünyada hem ahirette mükafatlandıracaktır. İnşallah bizler Rabbimizin mükafatlandırdığı kimselerden olabiliriz. Hata etmişsek hatalarımız affolsun. Sadakallahül azim.